Herkese tolgozbek.com'dan merhaba. Atatürk'ü andığımız 10 Kasım'a aslında Dağlık Karabağ'dan gelen bir haberle başladık. 44 gündür devam eden Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki 2. Dağlık Karabağ Savaşı, Rusya'nın araya girmesiyle imzalanan ateşkes anlaşmasıyla şu anlık son buldu. Ermenistan işgal ettiği topraklardan çekilirken Ermenistan ve Azerbaycan arasında Rus barış gücü 5 yılına görev yapacak. Eğer taraflar anlaşırsa bu süreç daha da uzatılabilecek. Bu videomuzda savaşı değiştiren yeni teknolojileri ve aynı zamanda Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan barış anlaşmasının detaylarına bakacağız. Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanan anlaşma metnini ben Bahçeşehir Üniversitesi Denizcilik ve Global Strateji Merkezi'nin çevirisiyle sizlere sunuyorum. Madde 1. Dağlık Karabağ çatışma bölgesindeki ateşkesi ve tüm askeri harekatın 10 Kasım 2020 tarihinde Moskova saatiyle 00:00'da durdurulması planını ilan eder. Madde 2. Ermenistan tarafının elinde bulunan Azerbaycan'ın Kazak bölgesi, Ağdam bölgesi ve toprakları 20 Kasım 2020 tarihine kadar Azerbaycan'a geri verilecektir. Dağlık Karabağ'daki temas hattı ve Laçin koridoru boyunca Rusya Federasyonu'na barış gücüne ait 1960 hafif silahlı askeri personel, 90 zırhlı personel taşıyıcı araç, 380 adet otomobil ve özel teçhizatlı araç konuşlandırılacaktır. 4. Rusya Federasyonu Barış Gücü, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin çekilmesiyle eş zamanlı olarak bölgede konuşlandırılacaktır. Rusya Federasyonu Barış Gücü'nün bölgedeki varlığı 5 senedir. Bu 5 yıllık süreç, tarafların sürenin bitmesine 6 ay kala itiraz etmemeleri halinde otomatik olarak 5 yıl daha uzar. 5. Çatışma muhataplarınca anlaşma hükümlerinin uygulanması sırasındaki kontrolü daha etkili kılmak maksadıyla ateşkesi kontrol etmek üzere bir barış koruma merkezi meydana getirilecektir. 6. Ermenistan Cumhuriyeti 15 Kasım 2020 tarihine kadar Kelbecer bölgesini ve 1 Aralık 2020 tarihinde ise Laçin bölgesini, Dağlık Karabağ ile Ermenistan arasındaki bağlantıyı sağlayacak ve aynı zamanda Şuşa şehrine kadar ulaşmayacak olan 5 kilometre genişliğindeki Laçin koridorunu elinde tutmak kaydıyla Azerbaycan Cumhuriyeti'ne geri verecektir. Tarafların mütabakatı ile önümüzdeki 3 yıl içinde Laçin koridoru boyunca Hankendi ve Ermenistan arasında iletişimi sağlayacak ve Rus barış gücü tarafından korunacak yeni bir trafik güzergahının inşası için bir plan belirlenecektir. Bölgede yerinden edilmiş sivil ve mülteciler Dağlık Karabağ topraklarına ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin kontrolü altındaki komşu bölgelere geri döndürülecektir. Bölgedeki tüm ekonomik bağlantılar ve ulaşım bağlantıları durdurulacaktır. Ermenistan Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin batı bölgeleri ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında sivillerin ulaşım ve yük araçlarının her iki yönde serbest bir şekilde hareketini organize etmek maksadıyla ulaşım bağlantısı sağlayacaktır. Ulaşım kontrolü Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin sınır muhafız organları tarafından yürütülecektir. Tarafların mutabakatı ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ni Azerbaycan'ın batı bölgelerine bağlayan yeni ulaşım yolları inşa edilecektir. Evet, gördüğünüz gibi anlaşmanın maddeleri bu şekilde. İsteyenler Bahçeşehir Üniversitesi'nin Twitter hesabından bu anlaşmayı inceleyebilirler. Gelelim savaş doktrinlerinde yerini alan yeni silahlara. Malum Ermenistan 30 yıl önce Dağlık Karabağ işgal ettiği zaman Azerbaycan'ın elinde iyi bir ordu yoktu. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği döneminde Azerbaycanlılar askere alınmış ama hep arka planda, geri hatlarda görev yapmıştı. Ve ellerindeki subay sayısı, assubay sayısı Ermenistan'la karşılaştırıldığı zaman çok düşük seviyedeydi. Bu nedenden dolayı da bir ordu oluşturamamıştı. Ermenistan kolaylıkla o dönemde 30 yıl önce Dağlık Karabağ'ı işgal etti ve neredeyse baksanız 30 yıllık sürede elinde tuttu. Ama bu aradan geçen süre içerisinde
Azerbaycan özellikle de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin büyük bir desteğiyle yeniden sıfırdan bir ordu kurdu. Gelişmiş teçhizatlara, silahlara sahip oldu. Özellikle son bir yıldır artan tansiyonla birlikte ki en son çatışma bu savaştan önce Haziran ayında gerçekleştirilmişti. Temmuz ve Ağustos aylarını Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Türkiye ile ortak tatbikatlarla geliştirildi. Ve yeni savunma ve yeni taktikler bu tatbikatlarda bir kez daha üzerinden geçildi. Azerbaycan uzun yıllardır İsrail'den aldığı insansız hava aracı sistemleri bulunmaktaydı. Ancak bunlar SİHA olarak adlandırılan silahlı platformlar değillerdi. Bu eksikliği Türkiye'den tamamladılar. Ne alındı? Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2, İHA ve SİHA sistemleri Azerbaycan'a satıldı. Bunlar tabii kullandıkları MAM-L ve MAM-C mühimmatlarıyla birlikte Azerbaycan'ın çok önemli bir silah gücü haline geldiler. Bölgede yoğun olarak Ermenistan'ın hava savunma sistemleri yer alıyordu ki aralarında S-300 gibi daha gelişmiş sistemler de bölgede konuşlandırılmıştı. Amaç burada Azerbaycan Hava Kuvvetleri'nin operasyonunun durdurulmasıydı. Ama tabii ki sahaya Azerbaycan İHA'ları sürdü. Bu İHA'lar verdikleri video görüntüleriyle tek tek hedefleri, hava savunma sistemlerini, tankları, birlikleri, mühimmat depolarını tespit edip vurarak gerçekten Ermenistan ordusuna çok büyük bir darbe vurdular. Bu darbeyle birlikte psikolojik olarak ki geçmişte bölücü terör örgütü PKK'nın da yaşadığı gibi her an tepelerinde bir İHA'nın onları vuracağı endişesi de Ermenistan güçlerinin moral motivasyonunu olumsuz yönde etkiledi. Hep gündeme fazlasıyla Türk yapımı İHA ve SİHA'lar geldi ama bizim İHA ve SİHA'lar kadar İsrail'den alınan Harpi ve daha sonrasında daha yeni nesil kamikaze drone sistemleri de bu operasyonlarda çok önemli bir rol oynadı. Uzun menzilleriyle bu sistemler radara takılmadan, coğrafi dağların aralarından coğrafi etkenleri iyi kullanarak bu hedeflerin üzerine bindi. Ve gerçekten çok küçük hedefler için bile gerçekten pahalı olan bu sistemleri Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri kullanmaktan da çekinmedi. Bu konuda İsrailliler biraz sessiz de kalsalar aslında kamikaze drone sistemlerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha savaş alanında bu sistemler göstermiş oldu. Diğer taraftan daha ufak basit kamikaze drone sistemleri ki aralarında Türk savunma şirketi STM'nin de imal ettiği sistemler vardı. Azerbaycan tarafından yoğun olarak kullanıldığını belirtmemizde fayda var. Burada belki eleştirilecek tek yön Türk İHA ve SİHA sistemlerinin çok fazla gündeme gelmesiydi. Bunların gündeme gelmesinin arkasından Kanada yapımı Veszkem imalatı MX-15 kamera ve hedefleme sistemi, arkasından da yine bir kanalı şirket olan Bombardier imalatı içerisinde yer alan Bombardier portföyündeki Rotax motorların ambargosu gerçekten bu konuda Türkiye'nin başını ağrıttı. Ortaya atılan iddialardan biri de bu ne kadar doğru bilmiyorum ama paylaşmakta fayda var. Dağlık Karabağ bölgesinde bazı altın madenleri konusunda Kanada hükümeti Ermenistan tarafıyla anlaşma yapmıştı. Bu kararların alınmasında da geçmişteki bu maden anlaşmalarının da etkili olduğu ifade ediliyor. Hemen bir parantez açalım. Kuzey Ege'de Edremit taraflarında da Kanadalıların Türkiye'de de altın aramak konusunda da çalışmalar yaptığını ifade etmemde fayda var. Önümüzdeki dönem içerisinde barışın devam ettirilmesi halinde Ermenistan ve Azerbaycan arasında Rusya büyük abi olarak görev yapacak, barış gücü olacak ama Kafkaslar'da rüzgar nereden eser, ne yapılır, ne edilir bunu önümüzdeki yıllarda göreceğiz. Ermenistan batı tarafından fazlaca şişirilip bir balon nasıl patladı gördünüz. Ama diğer taraftan da Azerbaycan'ın bu zafer sarhoşluğuna düşmeden elindeki toprakları iyi bir şekilde kontrol etmesi, bu bölgelere önce nüfusun gelmesi, arkasından ekonomik olarak döngülerin başlatılması büyük önem taşıyor. Bakalım önümüzdeki dönemde neler yapılacak, bunları da merakla takip edeceğiz. Videonun başında da belirttiğim gibi bugün 10 Kasım. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 82. ölüm yıl dönümü bugün. Geçmişte daha matem havalarıyla anarken bugün Atatürk'ü anlamaya çalışıyoruz. Atatürk'ü anlamaya odaklanıyoruz. Yıllar öncesinde Türkiye'nin nereye gitmesi gerektiğini, Türkiye'nin neler yapması gerektiğini Atatürk çok güzel özetlemiş ve bunların temelini atmış. Ne kadar geçtiğimiz yıllar içerisinde bu yapılara zarar verilse de bugün anlıyoruz ki
birçok yapı gerçekten gelecek öngörülerek temelleri atılmış ve bize de Atatürk gideceğimiz yolu çok doğru bir şekilde göstermiş. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Lütfen yorumlarınızı yazarak bize sorularınızı iletebilirsiniz veya info@tolgozbek.com adresine mail yollayabilirsiniz. Katıl tuşuyla bizlere destek vereceğiniz gibi kanalımıza abone olmadıysanız lütfen abone olup bildirimlerinizi açmayı da unutmayın. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. We'll be right back.